Selam millet, Undertale Yellow'a devam ediyoruz. Bu tatlı güzel kovboyun maceralarında baştayız. Büyük ihtimal iyi son yapacağım. Yani bununla alakalı bir söz vermem ama şu an iyi son ilerlemek çok güzel. Dün yorumlar inanılmazdı. Yani bir kere şöyle şunu da bir anlaşalım. Bu lanet olsun ki adalet ruhu. Cesaret değil. Bunu karıştırdım ve büyük ihtimal seri boyunca karıştıracağım. Lütfen. Ya azıcık beni artık tanıyorsunuz kanka. Biliyorsunuz bazı şeyleri karıştırabiliyorum. Çok kadim bilgileri bile karıştırabiliyorum. Bunu artık anlamış olmanız lazım. Dün bir yorum gördüm. Gerçekten çok iğrençti. Küfür etmiş bir arkadaş ve yakalayamadım. YouTube benden önce bulup sildi. O arkadaş büyük ihtimal bu videoyu izliyor. Kanka gerçekten kalbimi kırdın. Eleştirmek istiyorsan lütfen bunu insan gibi yap. Bak abi bu tarzın hoşuma gitmiyor veya bu şekilde yapman hoşuma gitmiyor. Ya insan gibi söyle, konuşalım ve bir yol bulmaya çalışalım. Gerçekten çok üzüldüm. Yani öyle bir insanın beni takip ediyor olması beni fena üzdü. Bir de bir şey soracağım. No, Mısır sen ne yapıyorsun? Seni küçük Mısır. Büyük ihtimalle iyi son yapacağım. Yani çünkü şu an iyi gitmek gerçekten güzel hissettiriyor ve bunun kötü tarafını da merak etmiyor değilim. Şimdi önemli bir soru soracağım. Kesinlikle bu videonun en önemli sorusunu soracağım. Lütfen bunu bilmem gerekiyor. Çünkü bu konuda mesela geçen bölüm Flavie'yi gördük. Ondan sonra ben bir başka birine Ezreal dedim. Sonra siz dediniz ki abi ne diyorsun? What the fuck? Arkadaşlar şunu bilmek istiyorum. Lanet olası Undertale Yellow kanon mu yoksa non-kanon mu? Bunu lütfen tartışalım, hakaret etmeden ve şey yapmadan. Çünkü bu tam da belli olmayan bir şey. Yani bu oyun göbekten gerçekten Undertale'a bağlı mı yoksa, ben mesela şey sandım, yalan yok. Flavie başka biri, işte karşımıza Ezreal başka şekilde çıkacak. Olaylar farklı bir şekilde olacak. Düşündüğümüz gibi olmayacak ama gene de bizden bir önceki düşen sarı ruh. Yani cesaretin. Hayır, adaletin. Bak gene yanlış söyledim. Bunun bir örnek. Neyse, hikayemize devam edelim. Harabelerin, daha doğrusu loş harabelerin. Pekala. Bu biraz böyle bir anda seni agresif hikayeye sokuyor. Bunu fark ettim Undertale Yellow'da. Bu arada bir şey söylemişsiniz. Bu ekran biraz fazla uzun siyah. Geçen bölümde, yani ilk bölümde Toriel bize ip uzatmış. Abi, devam mı etmem gerekiyor? Ters duran bir tavşan bu. Ters duran bir yarasa tavşan karşıma çıktı. Büyük ihtimal mağara gibi bir yere girdim. Infrasa kendini gösteriyor. İsmini yanlış söylediysen beni lütfen affet. Kışkışlı mı? Çünkü mağarada genelde yarasa gördüğümde kışkışlarım. Bağırıp etrafta zıpladım. Bundan memnun olmadı. Nasıl saldıracaksın? Hareket etme, ses çıkarma. Şşş. Hareket etmedim. Seni dinliyorum dostum. Turuncularda hareket ederim. Bak mesela bu göbekten bağlı bir durum olabilir. Tamam, hala eyleme devam edeceğiz. Onu kışkışlamaya devam edeceğim. Ses çıkarma, hareket et. Tamam, şimdi de hareket etmemi istiyor. Tamam, mesela bu Undertale'a gerçekten bir de seyredelim seni kanka. Oo, seni seyretmem hoşuna mı gitti? Çanına ot tık. Seni küçük ucube. Bu ne güzel bir dinamik. Pekala, artık seni bağışlayabilirim ama. Neyse, seyretmek onun hoşuna gidiyor. Büyük ihtimal iyi son yapacağım. Kimseye bir sikke bile vurmadan nasıl bitirebileceğimizi göreceğim. Aa, çok güzel. Çok güzel. Ay 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 ay. Ama seni artık bağışlayabilirim Infrasa. Infrasa. Yani yarasanın kanat, yarasada kanat var. Çift kanatlı hali mi bilmiyorum. Daha çok sessiz ol lütfen. Bana sarkıtları fırlatıyor. Çok güzel, çok tatlı. Buradaki canavarların şu büyük tartışmayı yapın, tamam mı? Lanet olsa Undertale Yellow canon mu yoksa non-canon mu? Bunun derdi ne? Biraz konuşalım onunla. Senin iddetli bir... Beni susturuyor musun? Sadece fısıltılar lütfen. Ya... Beni kandırmayı keser misin? Artık bağışlayabilirim seni ya. Bağışlayamıyoruz. Seyretmeye devam edeceğim. Çekinmene gerek yok. Şşş. Tamam. Ay! Ay ay, ölmeyelim. Ay 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 ay. Bu benim ilk ölüşüm, o yüzden önemli. Öldüğüm zaman ne olduğunu merak ediyordum. Bunun olması iyi oldu. Oyun bitti. Oldukça kalıcı... bu yamayla alakalı mı yoksa... Oldukça kalibir değil mi? Geri alabilmen çok yazık. Geri alabilmem. Tekrar dene. Bunu yapan Flavie mi? I don't know. Pekala, bu arkadaşla tekrar şey yapacağız. Onu seyretmeye başlayacağım. Seni küçük tatlı şey. Uyutabildik. Galiba o kadar sessiz kaldım ki bir süre Infrasa uyudu. Kıyamam. Bu bana birini hatırlattı. Hadi bakalım uyu tatlı sessizlik. Sanki öldürdüm gibi lan. Seni fahri sessizlik koruyucusu ilan ediyorum. Teşekkür ederim. Huzuru koruyacağına ve düzeni sağlayacağına güveniyorum. Sessizlik adına yeni yerleri fethetmeye gideceğim. Bu çok büyük bir onur. Bu yüzden... Şşş, tamam.
sessiz durmamızı isteyen biri. Pekala ben aşağıdan mı geldim, yukarıdan mı? Şimdi neden yukarıya doğru gidiyor Char? Şunun koşuşunun tatlılığına bakar mısın? Pekala, burası büyük ihtimal mağaraların olduğu kısım. Burada gene kaydedeceğim. Naber Fla? Görünüşe göre iyi gidiyorsun. Şimdi ben hiç kimseye vurmadan iyi gidiyorum. Bakalım Fla'yı bu rahatsız edecek mi? Sadece bir kere öldüm. Gördün mü? Bana sahip olduğun için mutlu değil misin? İhtiyaç duyulan bir arkadaş olmak artık şu an kendini satıyor. Tamam, Loş Harabeler'de gene kaydettim. Bununla alakalı çok güzel bir şey söylemişsiniz. Undertale'da azime sahip olduğumuz için kendi kayıt noktalarımızı yaratabiliyormuşuz. Ama Undertale Yellow'da cesaret, adalet, Allah kahretsin bunu hep karıştıracağım. Adalet ruhuna sahip olduğumuz için kaydetme özelliği kendi içimizde yaratamıyormuşuz. Ve bu bizden sonraki en olası kişi olan... Yani işte gene şeye çıkıyor, yani Flavi, yani Ezreal daha şey olduğu için kayıt noktası yaratabiliyormuş. Bu da oyun içi tutarlılığı o kadar ön planda tutulduğunu gösteriyor. Sen kimsin? Crispy Scroll konuşacak birini arıyor. Konuşalım o zaman. Bağır, dönüş, yargıla. Dönüşün bakayım. Sen ve Crispy Scroll sihirli bir dönüşüm sahnesi gerçekleştirdiniz. Çok büyük bir ağ çekti. Saldırıları nasıl çok... Kanka! Bu ne küçük... Küçük bir... Ya hep böyle saldırırsan sorun yok. Dönüşelim. Onu yargılamak istemiyorum ya. Şunun tatlı saldırılarına da bak. Yani şu saldırılar Undertale'da olsaydı, 2015 yılından bahsediyorum, büyük ihtimal kafayı yerdik. Bir bağıracağım ona çünkü bu yaptığı şey çok can sıkıcı. Bir dakika. Anime göndermeleri diline akıcı konuşabiliyor musun? Evet, konuşabiliyorum. Arigato gozaimasu. İşte sana... diyebileceğim en güzel şey. Bir kere daha sana bağırıyorum. Naruhodo! Çok cringe. Gücümün, kudretlerimin içinde aktığını hissedebiliyor. Allah seni kahretsin, konuşurken saldırıyor. Ben bir şey yiyebiliyor muyum? Bilmiyorum. Bağışlayabiliyoruz seni küçük ucube. Kazandın. 2 altın. Bu altınları harcayacak bir yer lazım ya. Oo, bir bulmaca. Bir bulmaca sevmeyen. Bunların hepsini nasıl yakabilirim ki? Bu bulmaca düşündüğümden daha da zordu ama... Tamam, burası açıldı. Şurada bir kapı var. Kapıyı açmaya çalıştın. Kımıldamıyor. Bu kapı da neyin nesi? Bu kapı nasıl açılıyor merak etmedim değil. Peki şurada bir şey var mı? Bu arada etrafa iyi bakalım ya. Tamam, burası artık çalışmıyor. Kapımızı açtık, devam ediyoruz. Bu bulmacalar birazcık böyle basit geldi. Hani şey olarak zor ama hani sadece kutuları yak. Bir dakika, duvardaki yüzü görüyor musunuz? O kesin bana saldıracak. Burada... Oh! Biliyordum burada bir şey olduğunu. Zaten gidilebilecek tek yön bu gibi. Baksanıza. Pekala. Harabeler, özellikle loş harabeler böyle kırılmış köprülerle ve yollarla gibi gözüküyor bu evrende. Dediğim gibi Undertale oyununa ana bağdan bir zamanlar gördüklerimi sık sık hatırlıyor gibiyim. Bizden bir önceki düşen ruh, cesaret ruhunun hikayesini oynuyoruz. Bunu iyi anlamamız gerekiyor. Sarı ruh. Kesinlikle sarı. Turuncusu cesaret. Bu adalet. Allah kahretsin ben bunu... O kadar cesaret ve adalet aynı şey gibi geliyor ki. Hatırlamadığım şey artık unutulmuş gibi. Bu da ne demek? O zaman galiba boş ver. Bana yankı çiçeklerinin sözlerini hatırlattı. Baksana oraya be. Bir dakika, mekanlar aynı ama formları mı farklı? Böyle bir şey yapmış ola... Yerde yankı çiçekleriydi, şimdi tüy oldu. Almak ister misin? Evet, başıboş tüy aldım. Başıboş tüyleri severim. Bir başıboş tüy sevmeyen. Bu ne? Yerde bir işaret var. Kayaların ardında karanlık bir yol fark ettin ama taşlardan dolayı karşıya geçemiyorsun. Burayı kırabileceğin bir balta gibi bir şey. I don't know. Hadi ama bu oyunun sansı falan değildir. Ha, o yarasa, sessizlik yarasası. Derin uykuya dalmış. Belki de onu rahatsız etmemelisin. Tamam. Etmem. Pekala. Bir animasyon girdi. Yoksa şu gizemli kişiyi gene mi göreceğiz? Boynuzlarından dolayı o Ezreal dediğim anda beni linçlediniz. Bana küfürler ettiniz. Bana kötü davrandınız. Ama denedim, tamam mı? Kim olduğunu bilmiyorum ama rica ediyorum. Lütfen ayrıl. Benimle konuşmadığın müddetçe sana daha da sarkıntılık yapacağım. Burası neresi? Bir dakika, bu da ne demek? Burası o kapı. Bakın. Az önce açılmadığı için saatlerce ağladığım kapı. Ve şimdi buradaki bir tuşa bastım. Ve o kişi ayrılmamı istiyor. Örümcek vegan değil gibi görünüyor. Tamam. Şurada bir kaydedeceğiz. Flo gene bir şeyler söyler mi? Naber kanka? Hedefimize yaklaştık. Sadece şu depresif herifle uğraşmamız gerekiyor. Onu öldürmek istiyor. Herif dedi burada, demek ki erkek.
Sonra harabelerden çıkabileceksin. Diğer tarafta görüşürüz dostum. Flavi onu öldürmemi istiyor. Bunu yapacak mıyım? İyi sonu bozar bence ya. Ben onunla konuşabilirim. Burası da neresi? Mısır koçanlarının arasında saklanan bir köpek dişi mısır var. Ne almak ister? Evet. Bunları yiyebilirim bu arada. Benim canım kaç? Bir dakika. Mısır şekeri tüy ve köpek dişi mısırım var. Canım fullenmiş. Saldırım ve savunmam. Oyuncak tabanca bana 10 saldırı veriyor. Ve şu kafamdaki yıpranmış şapka. Kesinlikle o da bana birazcık savunma veriyor. Pekala, buraya bakmaya devam. Bir yığın kutu, hepsinin içinde mısır var. Bu şeylerden bıkmaya başladım. Çiçeklerin üzerine basmayın. Asiktir, bunu buraya yazmam kor... Tamam, mısırlar canımızı sıkmaya başladı. Bu köprüyü hatırlıyor gibiyim. Sanki az önce buradaydım. Bilmiyorum. Ama bu çocuğun hikayesi de çok tatlı ya. Dalvın mülkü. Şu pelerinli canavar. İzinsiz girmek yasaktır. Dal. Bu ne kadar söylemesi zor bir kelime. Dal neler. Pekala. Geçen bölüm, ilk bölümde gerçekten kaos çıkmış. İnsanlar kavga ediyor ve Undertale Yellow'un Undertale kadar iyi bir oyun olduğunu veya olmadığını tartışmış. Beni hala takip mi ediyorsun? Yalnız kalmak istediğimi açıkça belirttiğimi sanıyordum. Anlamıyorum. Ona çok benziyorsun. Kime? Yoksa bu da şey mi? Adalet ruhundan, yani sarı ruhtan bir önceki ruh mu? Bilmiyorum. Bu bir çeşit lanet mi, yoksa yarım kalan işini bitirmeye mi geldin? Bu da demek oluyor ki o her kimse bununla kavga etti. Buraya çekilmen yeterli değildi. Bu yüzden de peşime düştün. Çekilmem. Değil mi? Ne? 3 nokta. Neden bahsettiğine dair hiçbir fikrim yok. Ve gerçekliğimi daha yeni kabul etmeye başlıyordum. Bu çok zalimce. Sana o gün ne yaptıysam amacım o değildi. Ben sadece... Bana yapmadın. Kimden bahsediyorsun? Boşver. Kelimelerim yeterli değil. Hocam, Flavi seni öldürmem gerektiğini söyledi ama ben sana dokunmak bile istemiyorum. Ben kimseyle savaşmak istemiyorum ama sen evimi işgal ettin. Çıkış yolu kapalı ve burada kalamazsın. Buna izin vermeyeceğim. Kimsin? Bize gerçek formunu Yapılacak tek bir şey var. Dal, sakin ol. Sakin ol Dal. Mücadele ruhu. Şimdi seni eylemden birazcık tokalaşmak ve konuşmak. İlk önce konuşmaya çalışacağım. İletişime değer vermiyor mu? Hadi ama. Sanırsam geldiğin yoldan ayrılamazsın değil mi? Ayrılmazsın değil mi? Bu ikimiz için de daha kolay olurdu. İleri gitmem... Ne yapacağım? Tamam, Dalvin elektriklerle alakalı bir problemi var. Baksana da ne kadar tatlı bir... Direkt bağışlamaya çalışayım ben. Onunla bir tokalaşmaya çalışacağım. Sana iyi niyetli bir teklifte bulundum ve gerçekten kabul etmiyor musun? Nereden geldin ki zaten? Hiç erişilebilir giriş yok. Ay, hep böyle saldırı Dal. Tamam, bunu yatayına da okeyim. Ama lütfen bu saldırılar az sonra 8 katı zorlukta olmasın. Dal kendi pelerini silkelemek için bir mola veriyor. Ona vurmak için bir an gibi düşünebilirsiniz ama bilin bakalım ben ne yapacağım. Neden iletişime değer vermiyorsun? Tek bildiğim şey bir şekilde beni bulmuş olman. İşleri zorlaştırdığım için üzgünüm ama bu bu ne yapmaya çalışacak ki? Tamam Dal, sakin ol. Bak, tokalaşmak için iyi bir fırsat. Hadi gel bir daha tokalaşmaya çalışalım. Pekala, onu bir kere bağışlamaya çalışacağım. Diğer canavarlar onlara da mı rahat vermedin? Ben fark ettim, sana bir kere bile vurmadım. Tamam, bu biraz... Ne yapmam gerekiyor ki? Bilmem, sadece elektrik akımının ortasında dur. Ooo! Lanet olsun, sen kötü birisin, seni harabelerin bu bölgesi benim evim. Ve benim evimin kuralları var. Buranın sakinleri bunu anlıyor. Ne yapmam gerekiyor? Allah seni kahretsin. Sen cidden bir ucubesin. Aa, çok zor. Lütfen bana acır mısın? Konuşmaya çalışacağım. İyi, yani oralı değil, tokalaşmıyor. Gözlem mi, gözlemek, konuşmaya çalışacağım. Ne zaman tam olarak, ama bundan pek haberdar olmamışsın gibi görünüyor. Ya da bilinçli olarak benim isteklerimi görmezden geliyorsun. Allah kahretsin, bu ne demek oluyor? Tamam, bu çocuğun elektriklerle alakalı bir problemi var ve bu çok can sıkıcı. Allah aşkına, ben tokalaşmaya çalışacağım. Ya vurayım mı illa? İlla hoplatayım mı seni? Paul, Dal, adın ne altsa. O üzgün suratta. Ne, anlamıyor musun? Beni hatırlamıyor musun? Allah aşkına, maskeyi çıkartacağım ki Ricardo Milos'a dönüşeceğim. Kardeşim, ben o değilim. Ben o değilim kanka. Ne geliyor? Allah'ım, söyle ne geldiğini.
Hareket edeceğim yoksa işim bitti. Mısır yiyeceğim. Dal sahte bir tehditkar görünüme bürünüyor. Mısır şekeri yiyeceğim. Canımı arttırdı, tamam. Senin bir hayalet olmadığını biliyorum ama acaba olabilir mi? Hayır, bu mümkün değil. Bir dakika. Sen var ya ucubesin ve bu kötü, tamam mı? Tamam, şimdi konuşmaya devam edeceğim. Allah aşkına artık dal iletişime önem verir misin? Sen çok yardıma muhtaç ve farklı görünüyorsun. Ben o değilim dal. Anla artık kanka. Bir dakika, neydi bunlar, neydi? Tamam, dalın saldırıları bir tık weakleşti mi? İsteksiz gözüküyor. Gel o zaman tokalaşalım. Dal, sen nasıl bir şeysin? Hayır, beni incitmeye çalışmıyorsun. Sandığım kişi değilsin de. Vallahi değilim. Bak, kimden bahsediyorsun bilmiyorum. Bu dünyada kötü biri varsa. Ya bak şimdi, sonra ben linçleneceğim de böyle aklımdan 47 tane farklı bir cümle geldi. Nasıl bu kadar aptal olabilirim? Gerçekten çok özür dilerim. Sorun değil, sorun değil Dal. Bu iş elden çıktı. Bir sonraki seride seni öldüreceğim. Kulaklarından seni asacağım. Umarım bunu duymamışsındır. Şimdi kendimi nasıl affettireceğimi bilmiyorum. Dal, ne yapacağından emin değil. Kanka, tokalaşalım mı? Gel. Dal senin iyi niyetli teklifini kabul etti. Elini sıkmamı mı istiyorsun? Sana... Bir şey söyleyeceğim. Onunla sikim, çok kötü bir şey geldi aklıma. Ama bu bütün seriyi bozar. Şimdi Dal'la vuralım mı? Ay, bunu yapsam şu an fena göt ederim onu. Bunu kötü sonda yapacağım. Dal'ı buraya kadar çekip vurabilme... Şu an bütün gardı düştü. Şu an ağzını sıçabilirim. Sen bir insansın değil mi? Bu geldiğin yerde aynı mı? Emin değilim. Başka bir insanla tanışmayı beklemiyordum. Ya şu an bu karaktere canım çok ısındı. Ya kanım çok ısındı. Dal, seni seviyorum. Bir insanla arkadaş olmayı da hiç beklemiyordum. Beni yanlış anlama. Bir arkadaş sahip olmayı çok isterim. Yani galiba istiyorum. Arkadaşlığın ne anlama geldiğini sana arkadaşlığı öğretebilirim. Ben bunu daha önce yaptım. İstersen bir şans verebilirim galiba. Dal, ne yapacağından emin değil gibi. Şu an bak, yemin ediyorum, bak biliyorum, şu an savunması sıfır. Şu an en ufak tokadımda ölebilir. Şu an buna dokunmamak için kendimi zor tutuyorum ama yapmayacağım. Dal, gel kanka. 15 altın verdi bu arada. Lanet olsun, senin o savunmasız kaldığın an çok güzeldi. Arkadaşlar ne yapar ki? Evime falan şey gelmek... Evine mi? Dalvın evine gitsek. Bilmiyorum Dal, sen yarasa soyundan mı geliyorsun? Böyle sanki Drakula vari bir havası var. Zaten oraya gitmem gerekiyor. O yüzden sanırım vaktin varsa uğrayabilirsin. Tamam, görüşürüz Dal. Kendine çok iyi bak da Flavi bu arkadaşlığı sevmeyecek. Flavi... diğer odadaki bir şeyi tamir etmem gerekiyor. Bir yere otur, kendini rahat ettir. Ayakkabılarını çıkar. Emin misin? Bak, yaklaşık 8 saattir yürüyorum. Ayakkabılarımı çıkarırsam... Aslında ayakkabılarını çıkarım. Yerler kirli diye. Tamam. Bu sabahtan beri yerleri süpürmedim. Önemli değil kanka. Bunu bazen ben de yapıyorum. Şimdi biraz dal bir Drakula mı? Baksana, bir tabutu var. Kanka ne haber? Ama istediğin kadar kalmakta özgürsün. Arkadaşım oldun, arkadaşınım. Şurası ne Dal, çok merak ettim. Ürkütücü görünen bir gardırop. Açmak ister misin? Bunu Dal'da sormam gerekiyor önce. Dal'ın merhametine saygı duydum. Bir sonraki seride seni öldürdüğüm zaman buraya direkt açacağım. Şimdi bakmayacağım. Her şey olması gerekli. Ay, çok fazla yemek seçeneğim olduğu söylenemez. Pek dışarı çıkmam. Bir dakika, yanına götürebileceğim bazı yemek artık... Bana lütfen ver. Lütfen ver. Ne verecek bana? Ne verecek? Sünger kek. Bu bir şekerli krema ile kaplanmış bir sünger. Almak ister... Evet, lütfen ileride lazım olabilir. Sünger kek. Seni davet etmediğim için özür dilerim. Geçen haftaydı. Sen... Galiba geçen hafta doğum günü vardı ve ben lanet olsun kim istedim. I don't know. Köşede tek kişilik küçük bir... Sen yalnız mı yaşıyorsun? Masa güzel işçilikle yapılmış. Şunun biraz odasını kurcalayalım. Ay, çizim falan mı yapıyorsun? Bunları beğendin mi? Bunlar benim projelerim. Bazen kitap yazmaya çalışırım, çocuklar için falan. Masa renkli kalemlerle ve sevimli resimlerle dolu sayfalarla kaplı. Bazen buranın dışındaki şeylerin ne renk olduğunu unutuyorum. Bu yüzden uyduruyorum. Çocukların böyle daha ilginç bulacağını düşünüyorum zaten. Gerçi pek eğitici olmayabilir. Kanka, Roblox kapandı senin. Senin içerikler biraz sıkıntı. Bu Mısır sevdası ne lan bu oyunda bilmiyorum ama. Bir süpürgene bakacağım. Bak, baktım her şeyi, niye yanıma gelip tanıtıyorsun? Ona dikkat et. Artık yine arkadaşım benim bro. Bu süpürgenin canı cehenneme. Hey hadi ama. Nereye gidiyorsun şimdi? Buraya bakacağım. Çekmeceye sahip küçük bir masa. Kilitli gibi görünüyor. Tamam, odasına girebilir mi? Özür dilerim. Hadi başka bir şeye bakalım, tamam mı? Ne var?
Bana bu odada ne olduğunu söylemek zorundasın. Sana Oswald diye isim geliyor, niye bilmiyorum. Bu odaya neden bak... Peki. Peki. Mısır'a bakabilir miyim? Bir süre önce birisi bunu benim için çizmişti. Harabelerdeki mısır tarlasından bir mısır. O tarlayı tek parça mısırla başlattım. Karaltan'a açılan kapıyı kapatmadan önce bir şey... Mısır tarlası senin mi? Ben de Nolan'ın sanıyordum. Kapımın önünde yere bırakılmış mısırlar bulmaya başladım. Her sabah oradaydı. Kimin bıraktığını bilmiyordum ama... Nedense ona arkadaşım olduğunu düşündüm. Bayağı da arkadaşın yokmuş ha. Süpürge arkadaşım. Mısır bırakan bir arkadaşım var. Ben üçüncü arkadaşınım. Daima onun iyi davranışlarının karşılığını vermek istedim ama... Karşılığında verecek bir şey hiç aklıma gelmedi. Ve bir gün ortaya çıkmayı bıraktı. İşte o zaman saklamaya karar verdim. Saklanmaya. Ama elimde kalan son mısır koçanını buraya ektim. Çevreye şaşırtıcı derecede iyi bir şekilde uyum sağladı. Ya şimdi bak, salak salak konuşuyor demeyin de. Bu mısırla alakalı, bir ruhla alakalı, eski dönemlere ait bir bilgi mi? Yemekle alakalı... Tava vardı, tava. Bilmiyorum böyle... Neyse, bunu her zaman oldukça ilham verici bulmuşum. Adın neydi unuttum ama yukarı çıkacağım. Ne oldu? Ayrılmaya hazır mısın? Dalvin evinden ayrılmak ister misin? Yani bakabileceğim her şeye baktım. O odaya da beni baktırmıyor. Gidelim. Teşekkür ederim. Dalvin evi bir geçit gibi. Çok garip. Yani evinden geçmeden diğer tarafa geçemiyorsun. Bu da ne demek oluyor Dalvin? İşte buradayız. Teşekkür ederim. Her şey için. Bana çok yardımcı oldun. Bunun yüzünden buradan ayrılıyorum. Yalnız olmaktan bıktım. Her şeyi paketlemem birkaç gün sürecek. Ama sanırım yer altına başka bir şans vermeye hazırım. İçimde biriktirdiğim o kadar çok yaratıcılığım var ki. Sonunda yeteneklerimi göstermeye hazırım. Romanımı yayınlayabilirim. Ork konseri verebilirim. Hatta başka bir arkadaş bile edinebilirim. Acaba iki arkadaşım olsaydı neler olur? Etrafta dolaşacağım ve her kapının önüne bir mısır bırakacağım. Hayatta herkesin biraz mısıra ihtiyacı vardır. Bir yıl boyunca her gün mısır yedim ve durumum orta derecede iyi. Öğrenecek, öğretecek çok şey var. Çok heyecanlıyım. Eyvah, işte tekrar gevezelik yapmaya başladım. Hadi seni buradan çıkaralım. Görünüşe göre çıkış kapalı. Bir bakayım. Bir açsan orayı sen. Kral. Şimdi oldu, tamam mı? Ha, unutmadan önce söyleyeyim. Adını hiç sormadım. Benimle paylaşmanın bir... Adım Clover. Yani Gonca. Clover mı? Ne kadar güzel bir isim. Peki o zaman Clover. Çok teşekkür ederim. Sonra görüşürüz. Arkadaşım. Görüşürüz. Seni çok sevdim ya. Surata bak, çok tatlı. Dikkat ettiniz mi? Benimle tanıştıktan sonra zincirlerini kıracak ve konfor alanından çıkacağını söyledi. İyilik. Ya iyi sonlar güzel hissettiriyor. Biliyorum çok... Bazen cringe gelebilir ama her şeyin iyi olmasını seviyorum oyunlarda. Ne yapayım? Baksana ona bir arkadaş edindik. Hadi ama Karaltan'ın eski hali. Burada bir kayıt noktası varsa mutluluktan uçacağım. Flavi bu konuda ne düşünüyor acaba? Burası Karaltan. Malum şahs ananı ve avradını. Burası Karaltan. Çok korkunç ve çok garip. Bir köprünün altından geçtim. Abim. Hey ya, o eski harabelerden tamamen kurtulduğun için tebrikler. Bir şey söyleyeceğim o evladı. Bir şey söyleyeceğim. Bana dedin ki onu öldürmeden asla geçemezsin. O hayatta ve ben buradayım. Temiz hava heyecan verici değil mi? Neyse, aceleci davranıp hata yapmamalıyım. Hala yer altındasın. Bir süreliğine o güzel yeryüzü havasının yakınında olmayacağız. Hadi yapraklarım donmadan önce harekete geçelim. İşe koyul dostum. Tekrar düşündüm de ismin neydi? Dostum olmadığı belli. Adım Clover diyelim. Hadi buna da nötr yaklaşalım. Clover. İsmin güzelmiş. İsminin bir çiçek ismi olduğunu biliyor muydun? Peki o zaman Clover. Hadi elimize çabuk tutalım. Sonra görüşürüz. Umarım daha sıcak bir yerde. Selam dostum. Neden zamanını burada boş harcıyorsun? Yoksa yeni bölge seni korkutuyor mu? Hadi ama bunu yapabilirsin. Kaydetmeye bile ihtiyacın olmayacağına eminim. Neden böyle konuşuyorsun ya? Rahatsız ettin beni. Bu şeyin gerçekten bir problemi var. Neyse. Her öne... O Deltor'un simgesi. Bu kayanın üzerinde ilginç bir şey var gibi görünüyor. Dokunma... Hayır, şu an dokunmayacağım. Bir sonraki bölüm... Buna belki bir sonraki bölümde dokunuruz. Bölüm bölüm ilerleyeceğim. Her büyük olayda, mesela bu bölümün büyük olayı şu lanet olası geçitteki
Undyne kırması arkadaşla arkadaş olmamızdı. Ve Flavie'nin... Ve bak şu videonun başında sorduğum sorular çok önemli arkadaşlar. Lütfen eleştirecekseniz lütfen hakaret etme. Oğlum hakaret ne alaka lan? Lan bizim kanalda hakaretli eleştiri ne alaka? Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.